Sayın Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik olarak zaten sadece bugünkü kongredeki konuşması değil, çok uzun süredir hem grup konuşmalarında hem yazılı açıklamalarında HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu ve terör örgütüyle arasına mesafe koymadığı için kapatılması gerektiğini sürekli tekrar ediyordu. Bugün de aslında dünkü HDP'ye yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcısının açtığı davanın bir neticesi olarak bugün kongrede de bu meseleye değindi ve hatta biraz daha belki bir üst söylemle dedi ki temelli kapatılıp bir daha açılmaması gerekir gibi bir açıklama da yaptı. Dolayısıyla tabii ki az önce Mehmet Ali hocamız da zikretti. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasında yani bir daha açılmamak üzere kapatılma meselesi yeni kanuni düzenlemeyle yapılması gereken hususlardan. Çünkü şunu biliyoruz yani tamam aynı adla açılamaz. Belki yasak getirilen üyeleri o partiye üye olamaz ama öbür taraftan da biz şunu biliyoruz yani 1990'ların başından itibaren PKK'ya müzahir birçok parti kuruldu. Bunların hemen hemen işte hepsi kapatıldı ve bir önceki kapatılanın yerine yeni harflerle yenisi açıldı. Bugün de HDP kapatılırsa büyük ihtimal işte parlamentoda Bölgeler Partisi var. Bütün milletvekilleri ya da siyasi yasak getirilmeyen milletvekilleri oraya geçecektir. Ha, bunu söylerken şunu ifade etmiyorum yani şunu iddia etmiyorum. İşte yeni bir partide siyasete devam edecekse niye kapatılmaz veya niye kapatılır tartışması farklı bir mesele. Ama ben Türkiye'de siyasetteki bugüne kadar PKK ile arasına mesafe koyamayan partilerin durumunu netleştirmek için bunu ifade ediyorum. Şurası kesin. Aslında biz evet parti kapatmayı da tartışmamız lazım kuşkusuz. Zaten HDP gibi terörle arasına mesafe koyamayan bir parti dünyanın en demokratik ülkelerinde bile kapatılabiliyor. Yani bunu net olarak biliyoruz. İşte katıldığımız her programda örnekler veriyoruz. Siyaseti izleyen, bu meseleleri takip eden insanlar herhalde Türkiye'deki HDP kadar İspanya'daki tabii, Batasuna dünyadaki örneklerini de ayrıyetten evet sizlere soracağım. Nebi Bey. İsterseniz şöyle toparlayayım. Yani HDP'nin kapatılması meselesi şurası kesin, HDP terörle arasına mesafe koyamayan bir parti. Sadece mesafe değil, bu işte iddianamede de net olarak çerçevesi çiziliyor. Sanki bir PKK terör, yani bir siyasi partiden çok bir terör örgütü gibi bütün faaliyetlerini yürütüyor ve bu faaliyetleri yürütürken de PKK'dan emir alıyor gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Burada belki işte siyasi tarafını konuşurken maalesef son dönemde özellikle Millet İttifakı içerisinde Türkiye'deki ittifak sisteminin de bir gereği olarak HDP'nin Millet İttifakı'nın bir bileşeni olması, bir güç birliği yapan parti olması onun bu PKK ya da terör örgütüyle mesafesi konusundaki özgüvenini de artırdı. Çünkü kendisinin değerli olduğunu hissediyor ve kendisine bir şekilde sahip çıkılacağını düşünüyor. Dolayısıyla da İstanbul'da bir ilçedeki ilçe binasına, HDP'nin ilçe binasına baskın yapıldığı zaman sanki bir terör örgütünün karargahı gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada HDP ile birlikte siyaset yürüten ittifakın da HDP'ye yönelik olarak da bir siyasi baskı yapması bugüne kadar gerekiyordu. Yani dava açıldıktan sonra işte kapatılsın ya da kapatılmasın tartışması yapmak biraz hukukun da yani yargıya intikal etmiş bir meselenin de farklı şekillerde tartışılmasını gündeme getirir. Peki. Şunun için söylüyorum işte muhalefet partisi ana muhalefet partisi diyor ki işte HDP'nin kapatılmasına karşıyım gibi açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla bugüne kadar eğer HDP'ye baskı yapmış olsalardı PKK ile terör örgütüyle arasına mesafe koymasını istemiş olsalardı belki süreçler buraya kadar gelmeyecek.